Rahip Bahira. Fahri Alem 12 yaşındayken Ebu Talip ticaret kafilesiyle Şam'a gidiyordu. Onu da beraber götürdü. Şam vilayetinde Busra şehrine geldiklerinde bir sama yani manastır karşısına indiler ve bir ağaç altına kondular. Orada Bahira diye tanınan Cercis adında köşesine çekilmiş bir zahit rahip yaşıyordu. Kervan yaklaşırken Bahira baktı ki kervanın üzerinde bir bulut beraber geliyor. Kervan gelip konduğunda bulut da o ağacın üzerinde duruyor ve o ağaç çoktan beri kurumuşken derhal yeşerip canlanıyor. Bahira bu husustaki bilgilerini bu olanlarla karşılaştırınca anladı ki son peygamber bu kafilenin içinde ve o ağacın altındadır. Hemen bir ziyafet hazırlatıp Ebu Talib'i arkadaşlarıyla beraber manastıra davet etti. Ebu Talip de Fahri Alem'i yüklerin başında bırakıp diğer arkadaşlarıyla beraber davete gitti. Hepsi sofraya oturduktan sonra Bahira gelenleri bir bir gözden geçirdi. Hiçbirinin yüzünde aradığı alametleri görmedikten başka bulutun hala ağaç üzerinde durduğunu gördü ve arkadaşlarınızdan gelmeyen var mı diye Ebu Talip'e sordu. O da yalnız bir küçük çocuk kaldı diye cevap verdi. Bahira onun da şeref vermesini rica ederim demesiyle Ebu Talip Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı da alıp sofraya getirdi. Bahira yemekte çocuğa dikkatli bakınca peygamberlerin sonuncusu hakkında evvelce gelen peygamberlerden ve eski alimlerden rivayet edilen alametleri hep onun yüzünde gördü. Yemekten sonra Hazreti yanına davet etti ve sana bir şeyler soracağım. Lat ve Uzza hakkı için doğru söyle dedi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Lat ve Uzza'ya yemin verme çünkü benim alemde en çok tiksindiğim şey puttur buyurdu. Bunun üzerine Bahira Allah Teala adına yemin teklif etti ve Hazretin hallerini layıkıyla anlamak için soracağı şeyleri sordu. Aldığı cevaplar kendisinin düşüncesini kuvvetlendirdi ve kanaatini pekiştirdi. Hemen bir bahaneyle o Hazretin arkasını açıp iki küreği arasındaki peygamberlik mührünü gördü ve büyük bir ihtiramla onu öptü. Bahira Ebu Talib'e adın nedir ve bu şeref ve saadet fidanı kimdir diye sordu. O da bana Ebu Talip derler, bu da oğlumdur diye cevap verdi. Bahira, yok, şekline ve şemaline bakılırsa bu eşsiz inci bir yetimdir dedi. Ebu Talip, evet, çocuk benim değildir, kardeşimin oğludur. Annesi ve babası vefat ettiğinden dolayı yetimdir. Fakat benim terbiyem altında bulunduğu için oğlum yerindedir diye cevap verdi. Bahira düşüncesinin doğru çıkmasından memnun oldu. Artık kendisine tam bir inanç geldi ve ''Ey Ebu Talip, bu çocuk bütün peygamberlerin sonuncusudur. Şam Yahudileri içinde onun hususiyetlerini bilen ve alametlerini tanıyan kahinler vardır.'' Ola ki bir hıyanet etmeye kalkarlar. Sen onu Şam'a götürme, buradan geri dön diye öğüt verdi. Ebu Talip de Bahira'nın sözünü tuttu ve malını Busra şehrinde satarak geri döndü. Gençlik yılları. Fahri Alem çocukluk çağını geçip gençlik çağına ulaştı. Yüzü nurlu ve sözü ruhluydu. Birisine söz söylerken yahut cevap verirken olgun akıl ve fikirde emsalsiz bir edası vardı. Her sözünde doğru, yumuşak huylu ve insanlıkça herkese üstündü. Bundan dolayı Kureyşliler içinde seçkin bir yer tutmuştu ve Muhammedül Emin diye şöhret bulmuştu. 17 yaşındayken amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ile beraber Yemen'e gidip geldi. Bu yolculuğunda da kendisinde fevkalade haller görüldü. Mekke'ye döndüklerinde arkadaşları bu halleri herkese nakil ve hikaye edince Kureyşliler, bu zatın şanı pek büyük olacak diye söylenirlerdi. 20 yaşına gelince gözüne bazı melekler görünmeye başladı. Melekler birbirlerine onu işaret edip, işte bütün aleme hidayet getirecek budur. Fakat daha davet zamanı gelmedi diyorlardı. Fahri Alem bu halleri Ebu Talib'e açtı. O da bu bir hastalık olmasın diye onu Arap kahinlerinden birine gösterdi ve ilacını sordu. Kahin
onu dikkatle muayene etti. "Ey Ebu Talip, endişe etme. Bu mübarek vücut her türlü hastalıklardan uzaktır. Gözüne görünen şeylerse meleklerle alışıp tanışmasına başlangıç olsa gerektir. Belli ki ahir zaman peygamberi budur," dedi. O zamanlarda Kureyş'in ileri gelenlerinden gençken dul kalmış Hatice adında gayet zengin bir kadın vardı. Bazı kimselere ortaklıkla sermaye verirdi. "Muhammedül Emin'e biraz sermaye versen çok fayda göreceğini zannederiz," diye bazı kimseler tarafından kendisine hatırlatılmakla Hatice o hazrete oldukça büyük bir sermaye verdi ve kölesi Meysere'yi yanına katarak Şam'a gönderdi. Fahri Alem Şam kafilesiyle giderken Bahira'nın manastırı önünde indiler ve Meysere ile beraber bir ağaç altına oturdular. Bahira, daha evvel vefat etmiş olduğundan yerine geçen Nestura adındaki papaz oraya geldi ve Meysere'yi daha evvel tanıdığından onunla konuşmaya başladı. Allah'ın birliğine ve Muhammed'in peygamberliğine inandığını söyledikten sonra, "Ey Meysere, Hazreti İsa'nın haber verdiği peygamberlerin sonuncusu işte budur. Şam'a gitmeyiniz. Yahudi hainler onu görünce tanırlar ve bir fenalık teşebbüsünde bulunurlar," dedi. Onlar da Şam'a gitmeyip bu sırada alışveriş ederek geri döndüler.